Bir baksak mı Eren? Memati abi bir şey istiyorsa... Girmeyin içeri dediler Nevzat. Bırakın lan! Bırakın! Abiye ne olacak? Nasıl kurtulacak? Bırakın! Bırakın lan! Bırakın! 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 Uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda doktor hanım uzman. Memati ile de kendisi ilgilenecek. Sağ olun. Neşe'ydi değil mi? Evet. Neşe Hanım, bana en baştan anlatır mısınız? Niye eroin diğer uyuşturuculardan daha tehlikeli? İnsanları eroine karşı zayıf düşüren şey nedir? Damardan veya burundan alınan eroin maddecikleri... beyne ulaşınca yalancı bir rahatlık, rehavet hissi uyandırır. Ortalama olarak 3 saat içerisinde eroinin etkisi geçer. Sonra vücutta bir uyuşma, sarhoşluk görülür. Ve vücut biyolojik olarak harekete geçip aynı hissi tekrar yaşamak ister. Eroini diğer bağımlılıklardan daha tehlikeli kılan da hem biyolojik hem psikolojik olmasıdır. Peki birkaç günlük kullanımla bile bağımlılık olur mu? Evet. İlk birkaç kullanımdan sonra vücut eroini istemeye başlar. Bu öylesine şiddetli bir arzudur ki bağımlının tek fikri eroini nasıl bulabilirimdir. Kasları kasılır, kramplar girer, midesi bulanır, titrer, gözleri yaşarır. Hatta halüsinasyonlar görmeye başlar. Burnu akar, sürekli bir susuzluk hali çeker. Su içmek istediğinde de içemez. Sese ve ışığa karşı aşırı hassas hale gelir. Ve uyuyamaz. Bu belirtilerin hepsi bir arada görünmeyebilir. Ancak bağımlının hayatındaki bu tür tüm değişiklikler ona eroini hatırlattığı için psikolojik ve biyolojik bir sarmal kısır döngü içerisinde devamlı olarak eroine ulaşmaya düşünür. Eroin vermeyen yakınlarını bile kendine düşmanlık etmekle suçlayabilir. Memati Bey o tarz bir insan değil. Hiç fark etmez. Yine de çevresindeki herkese karşı saldırganlaşır. Zaman zaman da bu yaptıklarından pişmanlık duyar. Bu bağımlılıktan kurtulması için ne yapabiliriz? Anladığım kadarıyla arkadaşınız eroini kendi isteğiyle kullanmaya başlamamış. Hı hı. Bu tedavi açısından bir avantaj. Bize gelen vakalarda en çok dikkat ettiğimiz şey bağımlının uyuşturucudan kurtulma isteğidir. Çünkü böylesi bir motivasyon olmadan tedavi başarıya ulaşamaz. Memati kolay pes etmez. Ama eroin bağımlısı olmayı da kendine yediremez. Kendini öldürmek ister. Bu tedavi için hem avantaj hem dezavantaj. İyileşmesi için avantaj. Ama kendisine zarar verebilecek olması dezavantaj. Şu ana kadarki tecrübelerimle şunu söyleyebilirim ki... eroin bağımlılığı tek başına üstesinden gelinebilecek bir sorun değil. Bağımlının kendisi, ailesi, dostları... hep beraber bu sorunla baş etmek zorundadır. Ne yapacaksınız peki şimdi, ilk tedavi olarak? Memati Bey şu an tecritte. Bir hafta içerisinde vücudun biyolojik bağımlılığını kırmaya çalışacağız. Kendisi yalvarsa bile... bir kez kullanacağım, bir daha asla almam dese bile... kendisini eroinden uzak tutacağız. Ancak zaruret halinde, benim de gözetimim altında... kendisine eroinle benzer etkiler uyandıran, bir anlamda vücudu kandırmaya yarayan yeşil reçeteli bazı kimyasallar verebiliriz. Peki hep bu maddeyi kullansa ya eroini bırakana kadar? O zaman da o ilacın bağımlısı olacaktır. Peki ondan sonra? Bir süre eroin krizlerine giren, tecritte kalan, adeta ölmüşçesine...
ana rahmine dönmüşçesine kendi kendiyle kalan hastayı yeniden doğmuşçasına hayata sıfırdan başlatacağız. Ve daha riskli bir döneme gireceğiz. Daha riskli olan nedir? Tecrübelerimiz şunu göstermiştir ki eroini muhabbetle eş anlamlı görenler eski sosyal ortamlarına dönünce yeniden eroine veya başka bir uyuşturucu çeşidine yönelebiliyorlar. Memati'nin böyle bir ortamı yok. Anlıyorum. Ancak bu dönemde belki psikolojik etkilerle, yaşayacağı bazı travmalarla yeniden eroin almak isteyebilir. Ayrıca stresli bir hayat bunu tetikleyecektir. Kurtulma, yeniden bağlanma, yeniden tedavi kısır döngüsü insanların umutlarını kırıyor. Zaten nasılsa yeniden başlarım buna fikri, hastanın tedaviye inancını öldürüyor. Memati'nin yeniden böyle bir işe kalkışacağını zannetmiyorum. Orada sorumluluk tamamen sizde. Memati Bey'in dostlarında olacaktır. Unutmayın, ruhsal olarak onu yalnız bırakmak, onu küçümsemek, hatta ona aman yeniden başlamasın diye ihtimam göstermek bile hastayı rahatsız edecektir. Kendisini görebilir miyim? Görebilirsiniz. Ama bu ziyaretleri mümkün olduğu kadar kısa tutmanız gerekiyor. Ve ilk hafta mümkün olduğu kadar az. Tabii ki. Nasılsın Memati? İyiyim usta. İyiyim. Az önce kötüydüm. Her tarafım ağrıyor. Kasılmalardan dolayı biraz ağrınız olacak Memati Bey. Siz kimsiniz? Memati, doktor hanım seninle ilgilenecek. İlgilensin de usta. Böyle bağlanmaya gerek yok. Geçti. Bir şeyim yok. İyiyim şimdi. Ara ara böyle krizler olacakmış Memati. Birazcık sık dişini. Her şey düzelecek. Usta, bir yalnız görüşebilir miyiz? Çok kısa lütfen. Hı hı. Usta, kötü mü durumum? Kötü Memati. Ne yapacakmışız peki? Biraz zorlanacaksın ama üstesinden geleceğiz. Usta, bana yapılır mı bu? Yapılmaz Memati. Yapılmaz. Sana değil, hiç kimseye yapılmaz. Hele sen bir toparlan, bunun da hesabını sorarız. Usta, bana söz ver. Eğer olur ya, ben bu pislikten kurtulamazsam beni ele günü rezil etme.
Sık kafama kurtulayım. Kurtulacaksın Memati. Kurtulacaksın. Usta, söz ver. Babam oradan nasıl çıktı? Tesadüf Davut Bey'in hayatını kurtardı. Kim yapmış? Teröristler. Ya şekerim, ben sana gazeteye ne yazacaksın diye sormuyorum. Kim yapmış? Fuat, bombalı eylemi kim yapacak başka? Babam daha ne kadar bu halde kalacak? Doktorlar şoka girdiğini söyledi. Ne zaman kendine geleceği belli değil. Şirket ne olacak? Davut Bey iyileşene kadar biz ilgileneceğiz her şeyle. Benim şimdi gazeteye geçmem lazım. Yarın toplantıda görüşürüz. Hı hı. Ben de çıkıyorum. Sen bir dakika dursana şekerim. Senin bu olayla bir alakan var mı? Saçmalama Fuat. Senden her şeyi beklerim ben artık İnci. Hakikaten sen yaptırdıysan roket atan adamları nereden buldun? Fuat, babamı öldürmek isteyecek kadar öfkeli olabilirim. Ama Amerikalıları öldürecek kadar deli değilim. Bu dönem burada hazır bulunanların dönemi olacaktır. Hepinizle ayrı ayrı bir araya geldim. Ama bugün burada aynı anda olmanız benim bu yeni döneme olan inancımı pekiştirdi. Maalesef üzücü bir haber aldım. Davut Tataroğlu şu anda ölmüş olması gerekirken hayatta. Ama hayatta kalmasının artık bize herhangi bir zararı olmayacak. Davut Tataroğlu'nun hayatta kalması belki bize bir zarar vermeyebilir ama Sayın Büyük, orada ölen herhangi bir adam değildi. CIA'yı karşımıza almak demek intihar etmek demek. Karşıma aldığımı kim söyledi Celal Bey? Karşımıza almak demek, intihar etmek demek. Karşıma aldığımı kim söyledi Celal Bey? Gücümü gösterdim. İyi yaptınız. Bu topraklarda sadece CIA hakim değil. Madem o kadar güçlüler, ölmeselerdi. Ben de sizin gibi düşünüyorum Kudret Bey. İyi de bunun faturası sadece silahlı çatışma olarak ödenmiyor. Ekonomik bir krizde hem biz hem bu topraklar yok olur gider. Ekonomik kriz iyidir. İnsanlar neler kaybedeceklerini bilmeliler. Tabii bunu uzun sürdürmemek şartıyla. Bir süreliğine ülkeden büyük miktarda para çıkışı yapmanızı istiyorum ki ekonomik krizin faturası birilerine kesilsin Celal Bey. Arap sermayesi şu anda parasını çekecek durumda değil. Nerede paraları bunların? Emlakta ve borsada. Bir iki bomba daha patlatsak etkili olur mu? Olur şüphesiz. Patlayacak o zaman. Turan Bey, Avrupa'dan Türkiye nasıl görünüyor? Siz bakmayın parti kapatılmasına karşıyız dediklerine. Onların karşı olduğu Türkiye'nin Amerika'ya teslim olması. Türkiye'nin zora girmesi Avrupa'nın işine gelir.
Özellikle Avrupa'daki imajı itibariyle ırkçı ve dinci saldırılar olursa. Siz Avrupalı dostlarımıza gerekli talimatı verin Turan Bey. Biz olaylara hakimiz. Tabii ki biz de gazetecilerin ölmesini onlar gibi istemeyiz. Bunu en çok siz protesto edersiniz, değil mi? Hemen hazırlanırız. Kudret Bey, sizin parlamentoda özel dostlarınız var. Gerektiğinde grup kurabilecek. Sağ olsun. Dostlarımız bizi hiç kırmadı. Kırmazlar. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Özellikle bir kişinin ismini vereceğim size. Kendisini ben de yakinen tanırım. Uzun zaman birlikte görev yaptık. Yani siz de iyi bilirsiniz. Çapkın bir arkadaştır. Öyle görünmemesine rağmen. Ben arkadaşı kolay ikna ederim. Kim olduğunu anladım. Elimde çok... Kim olduğunu anladım. Elimde çok kaseti var. Siz rahat olun. Benim rahat olduğum gibi KGB'den dostlarımız da rahat olsunlar. Onların parasını biz her zaman değerlendirecek bir yer buluruz. Ayrıca nasılsa Soğuk Savaş da bitti. Eski düşmanlığımız da yok. Sizin birkaç beyanınızdan rahatsızlar. Bu Türkiye Cumhuriyetlere dair. İç politika bu. Rahatsız olacak bir şey yok. Bizim Kafkaslara dair hiçbir talebimiz yok. İskender Bey, bu söylediklerinizin hepsi gerçekleştirilir. Ama arkasında medya desteği olmadan kamuoyu oluşturulamaz. Arkamızda medya desteği var Turan Bey. Davut ölür ama size destek vermez. Ölse de ölmese de ben desteği alırım. Gel Yalçın Bey, gel. Biz de seni bekliyorduk. Geciktiğim için özür dilerim. Gecikmeniz önemli değil. Burada olacağınızı benden başka kimse bilmiyordu. Davut Bey'in durumu nasıl? Kendisi şokta. Pek çıkacak gibi de durmuyor bu şoktan. Kendisi bu haldeyken kim yönetecek bu holdingi? İnci Hanım ve ben. Amerikalılar o kadını kolayca kandırırlar. Hiç kimse İnci'yi kandıramaz. Siz merak etmeyin Kudret Bey. Ayrıca ben bütün gücümle İskender Büyük ve oluşumuna destek vereceğimi taahhüt ediyorum. Değerli vaktinizi aldım. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Celal Bey, beni Mossad'la bir araya getirin. SİHA'nın bir kanadıyla aramızda çıkması olası pürüzü engelleyelim. Tabii ki. Ne zaman? Mümkünse yarın. Ben size haber veririm. Ne yaptınız? Şirketin yönetimini alabilecek misiniz? Yarın her şey tamam. İnci Hanım'la konuştum. Fuat Bey zaten pürüz çıkarmaz. Yalçın Bulut... Bulut'un kendi başına yataktan kalkmaya gücü yok. Güzel. Bakalım bu sefer ihtiyarlar doğru adamı seçtiler mi?
Bütün bunlara engel olabilecekler mi? Sizin ya da Memati'nin restoran işinde olmadığını bildirdik Amerikalılara. Belgeleriyle mizancıların İskender emriyle bu işi düzenlediklerini anlattık. Sanki onlar bilmiyor başkanım. Eğer işlerine İskender'i yok etmek gelirse biz bu dakika bunları konuşurken öldürmüşlerdir bile. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. İskender'le CIA'nin bizim bildiğimiz bir bağlantısı yok. Sayın Başkan, CIA ne zaman yetiştirdiği adamlarıyla bağlantısını koparmış? Kendi bağlantı kuramıyorsa birileri üzerinden bağlantı kurmuştur. Bu konuları köşesinde yazan bir gazeteci var. Üstelik de kitap hazırlığı içinde. Değerli bilgilere ulaşmış. Ve İskender'le de görüşmüş. Ne demiş İskender? Bazı şeyleri doğrulamış, bazı şeyleri yalanlamış. Biliyorum, Memati ile meşgulsünüz ama eğer bir fırsat bulursanız görüşmenizde büyük fayda olacağına inanıyorum. Görüşelim. Teşekkür ederim canım. Afiyet olsun. Ne diyorsun yazıya? Hayatım biraz sert olmamış mı? Biraz sert oldu ama tutamadım kendimi, ne yapayım? Hem ben ne zaman yumuşak bir şeyler yazdım ki? Diğerleri gibi kediyi, köpeği, kuşu, böceği, yurt dışındaki müzikalleri mi yazacağım? Yazmadı hayatım. Ne bileyim, korktum birden. Korkacak bir şey yok. Nasıl yok? Her gün bir yerde bir şey oluyor. Yazdığın örgütlere, çetelere bak. Bunların acıması, merhameti yok. Biliyorum. Bazen ben de korkuyorum ama bu benim mesleğim. Ama senin kaybedebileceğin bir ailen var. Ama kaybedemeyeceğimiz bir de vatanımız var. Herkes dikkatli olacak. Eğer olmazsa ölen düşman değil, bu odadakiler olur. Burada oyun oynamıyoruz. Şurası başkanım. Burası mı adres lan Yıldırım arkadaş? Burası başkanım. Nalet olsun. Hayattan sevmediğim şey feodal düzen ritüelleri. Yok doğum, yok sünnet, yok nişan, yok düğün, yok cenaze. Başkanım, hepsi iyi de bu sünnet zor. Devrim bu konuda da erkek ve kadının eşitliğini gerçekleştirecektir Yıldırım arkadaş. Başkanım, artık kadınlar da mı sünnet olacak?
Erkekler olmayacak lan, erkekler! Başkanım, bu devrimin dini yok mu? Yani oğlum, isteyen gidip gizli gizli kestirir. Oraları karıştırma. Yani bunlar benim de tam çözümleyemediğim konular. Anladım başkanım. Koşan gelmiş tabii. Lanet olsun, sevmiyorum ayakkabılarımı çıkartmayı. İşte bak, Avrupa'da bu yok. Hele devrimde hiç yok. Başınız ve devrim sağ olsun. Dosar sağ olsun. Merhaba. Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını affetsin. Allah razı olsun. Merhumun ruhuna el-Fatiha. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Amin. Evet, acımız büyük. Devrim bir evladını daha kaybetti. Nalet olsun o devriminize de devrimcinize de. Başınıza yıkılsın o devrim. Çocuklarımızı perişan ettiniz. Neyse, taziye vedir. Biz fazla kalabalık etmeyelim. Yürü lan Yıldırım. Taziye vedir. Gelen giden olur. Sizin kaybınız asıl bizim kaybımızdır. Gerek yok. Al kardeşim al. O ihtiyarı içeride tepelemedim, seni tepelerim. Söyleyin çıksın gitsin bu evden. Gençlerin aklını bulandırmasın feodal moruk. Hadi. Benim buradan çıkmam lazım Fuat Bey. Şekerim, hiç tavsiye etmem. Yatağının kıymetini bil. Hem babamın yanında olsan çoktan ölmüştün. Ben olsaydım bunlar olmazdı. Şekerim, adamlar siyacıları patlatmış. Üstelik karnında iki kuşun varken biraz iddialı olmadı mı sence? Kesin o yıldız bu işin içinde. Ya yıldız bu işin içinde olsa ne olur, olmasa ne olur? Adamın öz kızı bu işin içindeyken... Bulut, benim asıl canımı sıkan... Amerikalılarla gereksiz yere düşman olacağız. Vallahi benim senede iki defa New York'a gitmem şart. Yoksa yaşamanın ne manası var? Senin de işin çok zor Fuat Bey şekerim. Niye suratını asıyorsun incim? Babamın kurtulması iyi olmadı. Bu kadarcık şeye üzülünür mü? Her zaman şanslı olacak değil ya. Bir dahaki sefere ölür gider. Gel yanıma. Gel. Ben senin yüzünü her zaman güldürürüm. Kapat gözlerini. Hediye falan istemem. Sana kapat gözlerini diyorsam kapat. Ben kimseye reddedilecek hediye vermem. Gel Nazım'ım, gel. Anneciğim. Canım. Ay.
sağ olasın canım. Sağ olasın. Afiyet olsun. Evet arkadaş, seni dinliyoruz. Olayı bize özetle. Çekinme evladım, özetle. Arkadaş yabancı değil. Evet ama siz yabancısınız galiba. Yok, ben yeni geldim. Belli oluyor. Nerede kalmıştık? Biz okuldan eve gelmiştik. Sabah imtihan yapacaktı öğretmen. Tam ders çalışmaya başlayacaktım ki anam bağırdı, gel yemeğe diye. Yıldırım. Tabii ben gitmedim. Kim lan bu? Sonra bir daha çağırınca... Vallahi başkanım, muhtar diyeceğim ama... Kimse kim? Tabii, o kahveyi de yavaş iç, kırmayayım çeneni. Söyledim. Terbiyesiz. Niye çağırınca gelmiyorsun diye. Sayın kaymakamım, tanıyor musunuz siz bu şahsı? Semayı bulur. Daha önce de İstihbarat bazen adam yolluyor. Bu sefer gitmek istedim. Anam dedi ki, yemek soğuyacak, gel otur sofraya. Ben dedim ki, dersimi bitireyim, öyle geleyim. Soğusa ne olur? Yaptığın köfte ekmek arası da yenir. Anam dedi ki... Lan anan ne dediyse dedi. Arkadaş sen mevzuya gel. Dışarı çıktın, kalabalık vardı, ateş yanıyordu. Anam dedi ki, üzerini giymeden çıkma, üşütürsün. Sen martın ayazını bilmiyorsun. Ben dedim ki, üstümdeki yanar, ateşten atlayacağım. Ve anam... sonunda ana sözü dinlemedin, devlet geldi seni tepeledi, değil mi? Yok, olur mu öyle şey? Örgüt provokasyon yaptı. Ne alakası var kardeşim örgütle? Adam anasının sözünden çıkmıyor. Örgütün sözüne mi girecek? Ya ne kadar heveslisiniz örgütün üzerine suç atmaya. Siz olayı tam dinlemediniz. Delikanlı anlatıyordu. Anlat evladım. Nasıl bir provokasyon oldu? Seni nasıl dışarı çıkardılar? Arkadaşlar bağırdılar. Koş gel, lastik yakacağız diye. Anam dedi ki, lastik mastik yakmayın. Her tarafın is kokar. Yıka yıka çıkmıyor. Ben de dedim ki, senede bir kere yakıyoruz. Kokarsa koksun. Lan sen seni vuranı gördün mü, onu söyle bize. Çok karanlıktı, görmedim. Polisler yok muydu? Vardı da sivildiler, tanımadım. Gördüğünüz gibi gerçek bir kontrgerilla eylemiyle karşı karşıyayız. Doğru. Yine sivil kıyafetler, yine güneş gözlükleri. Yeter kardeşim. Yok mu buna bir dur duyacak olan? İyi de beyefendi. Çocuklara önceden demişler ki akşam muhakkak gelin, bir şeyler olacak. Ya sen kimsin? Öyle boş kesilen atıp tutuyorsun. Öyle demişler de böyle demişler de uyduruyorsun. Kimsin kardeşim sen? Beyefendi ilçemizin yeni kaymakamıdır. Öyle mi? Çok memnun oldum. Hayırlı olsun. Yürü Yıldırım. İyi de siz kimsiniz? Ben öyle mahallenin sakinlerinden biriyim. Ben bir gün size bir çay içmeye geleyim. Uzun boylu anlatırım size. Şimdi ortam müsait değil. Yaralı çocuk var. Hadi Yıldırım. Kim lan bu evin sahibi? Bilmiyorum başkanım. Kim? Ne diye kaymakam alıyorsun evden içeri ha? Komplo mu kuruyorsunuz bana? Muro Muro. Geçmiş olsuna gelmiş adam gönderilir mi? Sen beni nereden tanıyorsun? Sen benim köylüm değil misin? Bırak şu feodal ağzı kadın. Al şu parayı, al. Oğlanın kafasını da iyi sardır. Bir daha anamı arayıp Muro yanlış işlere girdi. Bu çocuğun hali ne olacak diye doldurursanız o kadını, şerefsizin bütün köylülerimi bu eve doldurup hepinizi yakarım. Aç lan kapıyı. Hadi. Buyurun efendim. Geçmiş olsun Sayın Yıldız. Davut Bey'e çok üzüldüm. Sağlığı nasıl? İyi. Bir şey yok. Buyurun. Siz nasılsınız? İyiyim. Her zamanki gibi. Thank you.
Teşekkür ederim. Türkiye'nin başbakanı olmaya hazır mısınız? Ben mi? Niye? Senden önce seçilenlerden neyin eksik? Biraz fazlan var Sayın Yıldız. Benim açıklarım var. Kimin yok ki? Türkiye'de herkesin açığı vardır. Ama herkesin bu açıkları kapatacak dostu yoktur. Senin avantajın bu. Hazırlan. Senin başında olduğun hükümete ihtiyacımız var. Jülide Hanım bu zarfı yolladı size. Allah Allah, o ne ki? Terbiyesiz kadın. Ne oldu Tuncay Bey? Yazı neyle ilgiliymiş? Hastane yönetiminde yaralamayacağımı, sağlık kontrolünden geçirilmem gerektiğini söylüyor. Sağlık derken? Bir dönem sorunlarım olmuştu, aşırı gerginlikten ötürü. Hı. Ama çok şükür bir şey kalmadı. Aman Tuncay Bey, üzüldüğünüz şeye bakın. Bakırköy Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesi'nin yarısı benim tanıdık. Hallederiz. Kimse yok mu orada? Bir doktor yok mu orada? Doktor istiyorum Memati abi. Doktor hanım yarın sabah gelecek. Ya şimdi lazım doktor, çağır gelsin. Maalesef beyefendi. Eren ben duramıyorum burada Eren. İçim kötü oluyor. Tamam. Ömer baba, okudun mu gazeteleri? Yok evladım. Seni bekliyordum gelip bana özetleyesin diye. Ömer baba, adam yazmış. Hiç diyecek bir şey yok. Ne yazmış evladım? Onlar uygun gördüklerinde eli kanlı terör örgütü kurdururlar. İhtilal arifesindeyse kaç git yoksa içeri alınırsın diye terör elebaşlarına akıllar verirler. Gün gelir misyonerleri istemiyoruz diye insanları koyun gibi boğazlatırlar. Ardından dini hoşgörümüze ne oldu diye inananlarımızı topa tutarlar. Eline silah tutuşturdukları hukuk adamlarına meslektaşlarını vurdururlar. Bize de yargının bağımsızlığı üzerine nutuklar atmak kalır. Doğru söze ne denir? Bir de bu gazeteye bak. O ne diyor evladım? Şener Korkmaz demiş ki, bu ülkenin gerginliği aşması için herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Ne demiş? Kötü bir şey dememiş ki. Baba, böyle manşet mi olur? Laf mı şimdi bu herkes üzerine düşeni yapsın?
Yani diyor ki, benim üstüme bir başbakanlık düşerse ben seve seve yaparım. Evladım, söyleyene değil, söyletene bak. Baba, bunlar bırak sandığı kuyuya gömüldü, kuyuya. Habire kovayı atıp atıp bu kuyudan bulanık suyu çıkarmaya çalışıyorlar. Yeter, içtik, midemiz bulandı. Çok şükür. Hiçbir şey değilse bu evlilik seni eski Hikmet yapmış, ona sevindim. Otur bir çay iç evladım. İçerim vallahi Ömer baba. Ne diyorsun Ömer baba? Memleketin hali ne olacak? Bana sorarsan her gelecek gün geçen günden daha iyi olacaktır. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun Hikmet. Sağ ol da birader. E hani sadecim olacaktın? Ben sadecin olacağım demedim. Düğününü yapacağım dedim. Ama hiç düğünlük bir ortam yok Hikmet, kusura bakma. Düğüne gerek de yok. Değil mi evladım? Öyle Ömer baba. Buyur. Memati nasıl evladım? Kötü. Zor ve uzun bir tedavi süreci. Ayrıca bir ömürlük mücadele. Bugün kurtuldum dese, yarın kafası bozulduğunda sığınacağı yer ölümü olacak. İnsanın nefsi böyledir. Bir kere zehrini zerk etti mi, her gün ister ki insanı zehirlesin. Bu nefes hiç vazgeçmeyecek mi uğraşından, mücadelesinden? Niye vazgeçsin? O onun görevi. Yaratılış sebebi. Her gün kendisini hatırlatır. Bunu bir uyarı kabul eden insan nefsinin isteklerine uymaz. Aksine o kendini hatırlattıkça nefsinden kaçar. Bu sadece Memati'nin problemi değil. Herkesin ölene kadar mücadelesidir. Kimi uyuşturucuya bağımlıdır, kimi mala mülke, kimi makama, mevkiye, şöhrete. Kimi öz be öz çocuğuna ya da kendisine. Bir şekilde onlarla yaşanabiliyor baba. Bu zehir insanı hayattan koparıyor. Gün gün ömrünü yiyor. O ömrünü yerken ben izlemeye dayanamıyorum. Memati bir gün bunu merak edip ya da keyif edip kullanmış değil ki. Zorla kendisine zerk edinmiş. Ömrünün baharındaki hiçbir genç bunu meraktan yahut keyif etmek için kullanmaz evladım. Her birini Memati gibi zorla zehre alıştırılmış kabul etmek lazım. Uyuşturucu bir anlık, birkaç saatlik ya da bir ömürlük mutluluk arayışı. İnsanoğlu öyle bir hale geldi ki bir tek an mutlu olmak için ömrünü vermeye hazır. Oysa mutluluk dışarıda değil. Mutluluk insanın içinde. Memati şanslı. Sevenleri var. Senin gibi bir dostu var. Onu koruyan, kollayan, onun için üzülen. Ben Memati'nin kurtulacaksa bu şekilde kurtulacağına inanıyorum. Bütün gençlikte onları seven, kollayan, onlar için üzülenler oldukça kurtulma ümidine sahip.
Bu yaşadıklarınız normal Memati Bey. Bu yaşadıklarımın neresi normal? Sen benim ne yaşadığımı ne biliyorsun? Eroin kullandın mı? Kullanmadım. Kullanmadım. Ama çok hastam oldu. İçinden kurtulan oldu mu? Tabii ki. Kurtulan da var. Tedavisi süren de var. Kaybettiklerimiz de var. Memati Bey, bu yaşadıklarınız en kötü zamanlarınız. Bunlar geçecek. Bir şey yiyecek halim yok. Az da olsa yemeniz gerekiyor. Elimi çözün. Yemek yerken çıkaralım. Ama sonra kendinize zarar vermemeniz için bir süre daha kalacak, tamam? Eliniz uyuşmuştur. Tamam. Geçirebilirsin. Tamam. Sen ne diyorsun? Vallahi böyle böyle oldu dayı. Vah Memati. Şimdi nasıl olacak? Bilmiyoruz ki dayı. Hepimiz şok halindeyiz. İşi yaparken ticaret diye bakıyorsun. Ama kendi tanıdığın canın ciğerin buna duçar olunca yanıp kavruluyorsun. Ellerim kırılaydı da şu işi yapmayaydım. Ne kadar dua ettim Allah'ım beni affetsin diye. Ama bu acıyı da yaşamak varmış. Ne bileyim yeğenim. Dayı seninle ne alakası var? La kim bilir. Biz bilmeden istemeden kimlerin çocuklarına kıydık. Neyse tatlı iş konuşalım her şey tatlı olsun. Senin nikah işi de tamam dayı. Evrakları imzaladım. La bırak benim işi. Memati orada can derdindeyken. Nasıl olacak, nasıl kurtulacak bu meretten? Dayı bunu en iyi sen biliyorsun. Benim bildiğimi hiç söylemeyeyim. Kurtulanı ne duydum, ne gördüm. Ya Memati abi bunu zevk için mi yaptı? Zorla yaptı şerefsizler. Yeğenim, Can Polat'a söyle. O İskender'den uzak dursun. Onun arkasında olmayan yok. Bu iş Memati ile başlar. Kendisine kadar gelir.
başkanım beni emretmişsiniz. Sen kimin parasını kime dağıtıyorsun? Örgütümüzün parasını halkımıza dağıttım başkanım. Kimden emir aldın? Bunun için bir emir almaya gerek var mı başkanım? İnisiyatif diye bir şey var. Halkımız kurşunlanmış, perperişan olmuş. Her evden ağıt yükselmekteyken bunun için emre ne gerek var? Muro, Muro! Onların acısı ne kadar çok olursa örgüt o kadar güçlü olur. Onların acısı bizim gücümüz. Sen örgütün gücünü zafiyete mi uğratmak istiyorsun? Başkanım, iş polemiğe kaldıysa bizim de kendi çapımızda bir ideolojik birikimimiz var. Yani beni suçladığınız şeye bakın. Halkımıza sahip çıkmak ne zamandan beri örgüte ihanet oluyor? Mura, senin eline para değdi, sen burjuva oldun. Burjuva da kendi parasını değil, başkasının parasını sadaka verir. Hayatımdaki en büyük hakaretle karşı karşıyayım. Mura, her şey olur. Puşta olur, gavat olur, şöyle böyle olur, gammazcı olur. Hatta zorlasan işbirlikçi ajan bile olur ama bir burjuva asla olmaz, olamaz. Tarih ben her şeyle yargılasın. Ama burjuvayla asla. Demek ajanlığı kabul ve itiraf ediyorsun. Bunun cezasını biliyorsun değil mi Mura? Ölümden öte köy yok. Ve o köye gitmesek de görmesek de bizim köyümüzdür. Ben devrime tam bağlıyım. Beni de sadece devrime tam bağlı olan önderliğimiz yargılayabilir. Çık dışarı! Abi, dönecek yerim yok. Zaten Cevat'a da kaçmıştım. Köye gitsem beni dul diye istemediğim biriyle evlendirirler. Elinden ne iş gelir Sultan Hanım? Ev işi gelir abi. Bir yerde çalışmadım. Okumuşluğum da yok. Çay ocağına bak. Buraları temizle, toparla. Şimdilik böyle başlayalım. Sonra bir ara abiyle konuşuruz. Nasıl uygun görürseniz. Tataroğlu Holding'in yönetimine el koyacaklar. Yetkileri İnci Tataroğlu alacak. Vekilliğine Yalçın Yıldız olacak. Büyük ihtimalle sonra da Davut Bey'in rahatsızlığını öne sürüp Davut Tataroğlu'nu tamamen çekilmeye zorlayacaklar. Bu durumu bilen? Kimse yok. Kurumun niye müdahale etmiyor? Özel sektör. Biz nasıl müdahale edelim? Kıyamet kopar. Ayrıca Amerikalılar zaten tepemize ekşidi. Gitsinler İskender'in tepesine ekşisinler. Sizinle ne alakası var? Neyi imzalayacaksak imzalayalım Yıldız. Kimi bekliyoruz? Fuat Bey'in imzalaması lazım. Nerede kaldı bu adam? Şekerim, bana bir kahve söyleyin. Fuat Bey'e kahve getirin. Neredesin Fuat? Sabaha kadar hesapları inceledim. Ya ne zormuş şirket idare etmek. Sen ne anlarsın hesaplardan da bakıyorsun? En azından neden vazgeçtiğimi bilmek istedim. Sağ ol şekerim. Afiyet olsun efendim.
Fuat Bey. İmza yerleriniz işaretli. Aa, dur be Yıldız. Dur bir ayılayım. Okuyup imzalarız. Bir yere kaçmıyoruz ya. Ben size özetleyeyim isterseniz. Yok, ben okuyacağım. Kemal nerede? Almanya'da. İyi. Fransa'da değilse mesele yok. Ben Sarkozy'nin yerinde olsam ülkeme almam senin kocanı. Kemal'in vekaleti bende. Şekerim. Herkesin vekaleti sende zaten. Fuat. Bana güvenmiyor musun? Babama bile güvenmiyorum İnci. Fuat Bey. Ölçü almak için terziler geldi. Tamam. Al odama geliyorum şekerim. Fuat. At şunlara imzayı da sonra ne ölçüsü aldıracaksan aldır. Aa, İnci gelme üstüme. Açılmadı kafam, anlamıyor musun? Fuat Bey bir iş mi çeviriyor İnci Hanım? Ne çevirecek? Deli işte. Memati'yi kim vurdu? Kimse vurmadı. Memati sağ. Oh. Bir de Davut Bey ayağa kalkarsa ben burada huzur içinde bir ay daha yatarım. Sen yarım saatte şirkette olmazsan Davut Bey içeride bir ömür yatar. Sense yarını görür müsün bilmem. Ne var? Ne olmuş şirkete? Yıldız yönetime el koydu koyacak. Yalçın Bulut, ne sana ne patronuna bu kıyağı yapmam. Ama düşmanımın düşmanı dostumdur. Benden bu kadar. Size hiç yakıştıramadım Kudret Bey. Bunları nasıl çektirirsiniz? Ben niye çektireyim Sayın Vekil? Bana ulaşanları size gösteriyorum. Başka neler var? Bir tane de kasetiniz var. Alabilir miyim? Şimdilik zor. Benden ne istiyorsunuz? Dediğim gibi ben bir şey istemiyorum. Ama bunları elinden aldıklarımın bazı talepleri olacak. Sizin sözünüzü geri çevirmeyecek kaç vekil var? Parlamentodaki arkadaşların hiçbiri beni kırmaz. Size tam bağlı kaç kişi var?
grup kuracak kadar. Sizin de her şartta kuracağınız bir grup var, sayın vekilim. Abime de dedim İbrahim. Bu siyaset pis iş. Tak önüne koyuyorlar isimleri. Ondan sonra bir de demokrasiden bahsediyorlar. Haklısınız Fikret Bey. Aman İbrahim'cim sen de dikkat et. Sen ol. Saunalardan, otel odalarından uzak dur. Sonra demedi deme. Birinin eline geçer de görüntün bitersin. Benim o taraklarda bezim yok Fikret Bey. Herkesin vardır muhakkak çekilecek bir şeyi. Şimdiye kadar karşına çıkmamış demek ki. Sonra demedi deme. Fikret Bey, benimle ilgili bildiğiniz, duyduğunuz bir şey mi var? Baksana, benim iki nasihatimle şüpheye düştün. Demek var bir şeylerin. Yok Fikret Bey. Vardır, vardır. Sen bilmiyorsundur. Siz var diyorsanız vardır Fikret Bey. Ne vardır mesela İbrahim? Abime de söyledim. Bu İbrahim kadınlara muhakkak zarar veriyordur. Şiddet uyguluyordur. Aman sen ol kadına şiddet uygulama İbrahim. Şiddet anında tecavüze girer. 10 sene yatarsın. Şişlenmek de cabası. Ben bile böyle damga yiyen bir İbrahim'e selam vermem. Sonra demedi deme İbrahim. Peki efendim, dikkat ederim. Kızın hala gelmedi İbrahim. Ver o kıza bir iş ver. Şirkette bir şeyler yapsın. Bak zaman kötü diyorum İbrahim. İnce Hanım. Tamam, çağırıyorum. Fuat yeter artık. Şahane kumaşlar getirmişler şekerim. Artık istediğiniz her şeyi imzalarım. Evet. Efendim, içeride toplantı var. Kimse alınmayacak dendi. Boş boş konuşma. Çekil önümden. Durun lan durduğunuz yerde. Sen ne yaptığını sanıyorsun Bulut? Asıl sen ne yaptığını sanıyorsun? Sen benim olduğum yere elinde silahla nasıl girersin? Vura vura İnce Hanım. Fuat Bey nerede? Şekerim sen misin? Ben de Amerikalılar geldi zannettim. İntikam için. Onlar filmlerde oluyor Fuat Bey. Bulut, burada toplantı yapıyoruz. Çık dışarı. Bir bakalım toplantı ne hakkındaymış. Buranın patronu Davut Bey. Onun yokluğunda da vekili Fuat Tataroğlu. Ya bu kağıtların üstünde İnci yazan yerlere Fuat yazıp imza atarsınız ya da sizi burada öldürürüm. Thank you.
Ulan zarasam çetin altı daha bir burjuva gelmez. Nalet olsun böyle düzene yav. Nalet olsun. Başkanım, siz de biraz ileri gitmişsiniz. Sen de mi bana burjuva diyorsun Çeto? Yok, ben nerede duracağım bilirim başkanım. De hadi. Çetin içimdeki insan sevgisi giderek artarken örgüt sevgisi o nispetle azalıyor. Peki devrim başkanım? O devrim benim damarlarımda gezen bir ütopya Çetin. Ütopya derken başkanım? Romanya'dan yukarı, Almanya'dan aşağı. Prag mı? Prag bu işleri Çetin, Prag. Ütopya benim kafamda yarattığım bir cennet. Ben istiyorum ki bütün haklar kardeş olsun. Sınıf olmasın. Hakça bir paylaşım olsun. Refah ve mutluluk eşit dağıtılsın. Nerede? Bizim köyde. Ne köyü? İmece başkanım. Sana da, köyüne de, İmece'ne de, o feodal kafana da. Ne yapacağız Çetin, onu söyle. Başkanım, yoksa bir B planı olmadan mı liderle restleştiniz? Çetin, benim kod adım neydi? Neydi başkanım? Metropol tilkisi. Tilkide kuyruk bitmez. Muro'da oyun bitmez. Aç mısın? Yani. Ben bunu imzalamam. İnce Hanım. Benim sorumluluğum size karşı değil. Babanıza karşı. İnanın bir kez daha bile itiraz ederseniz gözümü kıpmadan sizi öldürürüm. İnci. Ha sen ha ben. Ne fark eder? Bir isteğin olursa rahat ol şekerim. Seni kıracak değilim ya. Fuat Bey siz de. Şekerim, bu ciddi bir sorumluluk. Umarım ne yaptığının farkındasındır. Siz bana güvenin Fuat Bey. Sadece benden habersiz hiçbir şeye imza atmayın yeter. Hı. Şimdilik hayattasın Yıldız. Şimdilik. Asıl sen şimdilik hayattasın Bulut. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hayırlı olsun bacım. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Bir şey içer misiniz abi? Yok bacım. Ben istersem söylerim sana. Abi Gamze Hanım. Memnun oldum. Ben de. Buyurun. Buyurun.
Kazım ve Mati'nin durumunu söyledi mi size? Söyledi. Hem sevindim ölmediği için hem çok üzüldüm. Mati çok öyle özel hayatını anlatan biri değildir. Aranızdaki ilişki ne seviyede bilmiyorum. Ama ben ne olursa olsun onun durumunu bilmeni istedim. Teşekkür ederim. Memati uzun bir süre tedavi olacak. Bu zor bir süreç olacak. Eğer sen bu yükün altına girmek istemezsen ben münasip bir lisanla Memati ile konuşurum. Benim gibi o da bu durumu anlayışla karşılayacaktır. Bugün değilse de yarın. Biz Memati ile çok uzun süredir birlikte değiliz. Biraz değişik bir ilişkimiz var. Memati'nin yapısından ötürü. Ama ne olursa olsun zor günlerinde onun yanında olmak isterim. Bunu duymaktan memnun oldum. Ama zor derken gerçekten zor. Zaman zaman tanıdığınız, hatırladığınız Memati olmayacak karşınızda. Zaman zaman öfkesini kontrol edemeyecek. Açıkçası ben sizin yerinizde olsam uzak dururum. Ben elimden geleni yapmak isterim. En azından onu görmek isterim. Sizi görüştüreceğim. Ama şimdi değil. Abi, bu İskender başımıza iş açacak. Açtı açacağını Cemal. Adam ne istiyor? Paranızı çekin, ben dediğimde tekrar yatırın. Zaten bu ortamda parayı kaçırmayacaksın da ne yapacaksın? Abi, para bizim değil. Bizim olsa çekelim de. O yüzden bir iki olay çıkaracağım diyor adam. Sen de korkut adamları. Önce Dubai'ye git, oradan Erbil'e uç. Bir güzel korkut adamları Türkiye'de işler karışıyor diye. Seninle Londra'da buluşuruz. Abi, ben Erbil'i sevmiyorum. Celal Bey, ben giderim. Yahu Bedri, seni iki dakikada öldürürler orada. Neler yaptın örgütçülere? Gitmişken onlarla da görüşürüm. Aramızı düzeltirim. İstiyorsanız. Ne diyorsun Cemal? Bence gitsin abi. Bedri, öleyim mi öleyim deme. Bu arada bir sürü iş var. Daha kraliçe gelecek İstanbul'a. Benim ne alakam var kraliçe ile Celal Bey? Kraliçeyi yolda görsem tanımam. Saçmalama Bedri. Kraliçe yolda gezer mi? Hele senin gezdiğin yollarda. Ben şimdi bu İsrailli İskender'in adresini nasıl tarif edeceğim? Cemal, sen götür şunu. Bedri götürsün abi. Ben yolu çıkaramam şimdi. Güzel. Geceden koyun, sabaha patlasın. Öyle yapacağız efendim. Nazım'ım, dediğim adamı buldunuz mu? Arkadaşlar buldu efendim. İran'a giriş çıkış yapmış bir şahıs. Parayı da sever. Bence eylemi üstlenecektir efendim. Ha. Aman aman üstlensin. Ama adama etrafı bir gezdirin. Gezdiremiyorsanız o yeri kameraya alın, adama ezberletin. Yarın öbür gün 1000 kere sorguya alırlar. Açık vermesin. Bu cinayet bizim üstümüze kalmasın. Tamam mı?
Bir senin arabana bak. Bir de yazı emekçisinin arabasına bak. Bu arabaya binersen dışarıdan bakan hangisine burjuva der Muro? Al sana öz eleştiri. Nalet olsun. Murat Bey. Kısaca Muro diyelim. Yazılarımızın büyük bir hayranıyım. Sizin de devrimci bir gelenekten süzülüp geldiğinizin bilincindeyim. Bu ortak paydayla çok şey paylaşabileceğime inanmaktayım. Açık söyleyeyim, buraya gelirken ne hakkında görüşeceğimizi söylemediğiniz için inançsız ve tedirgin geldim. Sizin örgütümüze karşı mesafenizi biliyorum. Ancak sizin de bilmediğiniz bazı şeyler var. Nedir? Örgütün bir kanadıyla maalesef derin bir çete arasında derin bir bağlantıyı duydunuz mu? Derin çeteden kimi kastediyorsunuz? Büyük İskender diyorum, başka da bir şey demiyorum. Bu bağlantı örgütün hangi düzeyinde gerçekleşmekte? Size her şeyi tek tek anlatacağım. Belge? Şimdi cebimden çıkartamam ama hazırlarım. Kitabınıza da yetiştiririm. Öyle şeyler biliyorum ki, duyduğunuzda devrimci dudağınız uçuklar. Sevgili eşinizle 3 gün yan yana gelemezsiniz. Siz de gerçek bir devrimcisiniz. Efendim, İsrail misafiriniz geldi. Buyursun, gelsin Nazım'ım. Mr. Do you prefer to speak English? Türkçe biliyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Size ne ikram edelim? Hiçbir şey. Celal Bey bize ihtiyacınız olduğunu söyledi. Buyurun, sizi dinliyorum. Benim güvenilir dostlara her zaman ihtiyacım olmuştur. Amerikalılar tuhaf insanlar. Orta Doğu'nun dengelerinden habersizler. Memleketlerinde seçim yapacak olurlar. Dünyaya 2 yıl kendilerini kapatırlar. Sizin çıkarlarınızla benim çıkarlarım örtüşüyor. Sizin çıkarlarınız nedir? Biz bölgede 2 tane büyük devlet istiyoruz. Biri Türkiye, öteki İsrail. Her iki ülkenin de büyük ve güçlü olabilmesi için işbirliğinde olması gerekiyor. Düşmanları ortak 2 ülkenin işbirliğini daha da güçlendirmesi gerekiyor. Ortak düşman? Siyasal İslam. Sizin CIA ile ilgili sorununuzu hallederim. Ama bunun karşılığında Kuzey Irak'taki oluşumumuzu destekleyeceksiniz. Hiç umurumda değil bahsettiğiniz bölge. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ben daima hükmedebileceğim kadar toprağı isterim. Fazlasına değil. Senin ne işin var burada?
Seni görmeye geldim Memati. Belki bir şeye ihtiyacın vardır diye. Var. İhtiyacım var. İtirdin mi? Yanında mı? Her dediğimi yapacak mısın burada? Aha. Kötüyüm. Bırak konuşmayı. Vur. Vur. Vur lan. Vur. 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 Çözülür mü? Ölüyorum! Ölüyorum! Birader, ben iki dakika yanına gireyim Memati abine. Beni görünce sakinleşir. Müsait değil beyefendi. Yedirtme lan beyefendini. Ver lan anahtarı. Tamam. Ver. Sokağın ışıkları kesildi. Aman, evin kesilmesin de sabaha kadar bitirmek istiyorum şunu. Çözün diyorum. Sakin ol. Çöz bunları. Gebertirim lan seni. Abi çözelim mi? Saçmalama Kazım. Kazım. Bana mal bul. Abi ne malı? Ölüyorum lan ben burada. Bir kere lan. Bir kere. Son bir kere vuracağım. Bir daha vurmayacağım Eren. Son söz. Ulan abinizim ben sizin. Emrediyorum lan. Emrediyorum. Abi. İyileşecek mi Memati abi? Keşke bilsem Abdüley. Keşke. Ah! 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 Ah
Beklemekten başka yapacak bir şey yok. Git buradan. O ilaçtan verseydiniz Neşe Hanım. Dün gece verdik, biraz sakinleşti ama daha 6 saat olmadı. Bu krizleri biraz da ilaçsız atlatması lazım. Konuşacağım. Çık! Çık! Murat Bey. Kapıyı açın dedim. Bir taksi çağırır gideriz. Yok, ben seni bırakırım. Sabaha kadar uyumadın hayatım, yorgunsun. Ne yorgunu? Aslan gibiyim. Ay Allah, telefon. Ben arabayı çalıştırıp bekliyorum seni. Tamam. Ustayla şükür. Delireceğim. Ne olur ellerimi çöz. Kanıma dokunuyor kurbanlık gibi. Çözün. Polat Bey, yapmayın. Bu kadın kim usta? Sürekli bizi emredip duruyor. Delireceğim. 2 dakika seninle konuşmam lazım. Bizi yalnız bırakın. Polat Bey, lütfen. Çıkın lütfen. Git! Usta. Usta. Beni buradan çıkar götür. Mati, sık dişini, az kaldı. Usta, biliyorum az kaldın ama dayanamıyorum. Bunlar anlamıyor. Bir kere, son bir kere daha bu haltı bana verin. Ondan sonra söz bırakacağım usta. Ama şu anda hazır değilim. Her yanım ağrıyor. Kafam patlayacak gibi. Olmaz gülüm. Bana inanmıyor musun usta? Bir kere dedim. Bir kere. Ben sana hiç yalan söylemedim. Bir kere. Son bir kere kullanacağım bir usta. Son. Memati, bunun bir keresi, son keresi yok. Bu iş bitti. Ne demek yok ya? Ne demek yok? Ha? Usta, senden de istiyorum. Ha? Bir gram bir şey. Bir gram. Ha? Yok Memati. Yok mu anlamam. Vereceksin. Sen bırakmadın mı beni o heriflerin eline? Bak.
Senin yüzünden vurdular bunu. Memati. Başların mematesini de sana da. İhtiyacın var diyorum kardeşim. Sakin ol Memati. Ne sakin olacağım lan? Ne sakin olacağım? Memati. Usta. Ben çok kötüyüm. Beni anlamıyorsun. Usta. Beni öldür. Yalvarırım. Ben yaşamak istemiyorum. Allah aşkına. Beni öldür. Ben yaşamak istemiyorum usta. Öldür. Öldür.